Geçen program. Orada. Ben buradayım, sen oradaydın. Daha rahat. Sen buradaydın. Burası daha rahat. Ben burada olsaydım daha komik olurdu. Oraya göç etsem. Ya buraya göç ettim. Göç. Geçen program tabii ki ironi yaptık arkadaşlar. Bu program Üstü Kuruntu aslında Almanya'ya gitmek isteyenlerin daha güçlü olması, daha motive olması için yani. Bir dalga geçme programı değil. Kesinlikle değil. Yani, gardınızı alın, Üstü Kuruntu yapmayın ki orada hep beraber mutlu mesut olalım. Ya, biz aslında ben göç etmiyorum diyen adamla uğraşıyoruz, insanla uğraşıyoruz. Burası ne rahatmış diyeyim? Ama ya. Ben iyi ki bu tarafa geçtim. Evet, burası biraz daha şey ama şu anda tabii programın showrunner'ı ben oldum artık. O yüzden... Ha, o koltuktan dolayı. Tabii. Tamam. Peki alalım sorular o zaman. Buyurun. Ya. Kolay bir YouTuber olmak. Bilerek yaptım. Ya. Çok sorun var. Çok soru var. Çok soru. Peki tamam, ben bugün konuk oldum arkadaşlar. Almanya'ya kaçma. O soruyu tekrar sorduk. Biraz bize kendinden bahseder misin? Ben hesaplamaya çalışıyorum kaç evet, para olduğunu bir süredir. Altında ama kasalar olduğu söyleniyor. Kasalara paralar konuyor. Bana bir Almanya'da yaşayan bir tanıdığım yakınım şöyle bir şey anlatmıştı. Almanya'daki vergi sistemi şöyle çalışır. Her şeyin vergisini senden alırlar, bütün hizmetleri. Bir de ayrı bir vergi alıp onu Almanya topraklarının altındaki kasalara koyarlar. Ne vergi ödediyse adamcağız. Öyle düşünmeye başlamış. Öyle düşünmeye başlamış. Öyle bir şey. Sonuçta vergi dairesine gittiğiniz, vergiyle alakalı maliyeye gittiğiniz zaman orada anlık ne kadar vergi toplandığını yazıldığı bir yer var. O kumarhane karıştırdın. Biz şeye şaşırıyoruz. Bunu biliyorum. Mesela can donanımlı birisi. İngilizcesi çok iyi. Almanca öğrenmeye çalışıyor. Üst düzey bir pozisyonda göç ediyor. Ama ne kadar endişeli. İnanılmaz endişeliyken, hatta Almancası çok iyi olanlarda bile bu endişe varken, haklı endişeler, bu bende de vardı. Bu endişelere sahip olmadan göç eden adamın hikayeleri bunlar. Her engebede daha da çok yoruluyorsunuz. Tabii çok öyle bir rakam var. Dünyadaki insanların sadece %3'ü. 3'ü değil mi? Kendine ait olmayan bir ülkede yaşıyor. Göç etmiş durumda. Bir challenge yani. Bu hatta aslında. Yani yanlış biliyor olabilir ama galiba %3'ü doğdukları yerden 50 kilometre ve daha uzak yerde yaşıyor diye bir şey. Yani ya 50 ya 100 kilometre yani ülke bile değil. Çok büyük bir kısmı aynı yerde yaşıyor. Evet, %97'si. O yüzden azınlığız. Evet. Aslında azınlıkmışız yani. Çok 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 büyük azınlığız. Ama her gün bir şey öğreniyorsun göçte. Bir işçi olarak sürekli bir şeyler öğreniyorsun göçte yani. İnadına kullanacağım o kelimeyi. Evet, işçi olarak. Bunu yakal. Ay. Ay. Bunu keseriz abi. Bunu keseriz. Abi. Yandın mı çok? Yanmadım da büyük rezillik. Yok abi, sana devam ederiz. Kahve koyayım mı daha? Kahve var mı? Var. Bence koyma ya. İç iç canım, sen de şimdi şey yapma kahve. Çok üzüldüm ya. Neyi üzüldün? Kahvem döküldü. Tamam, kahve var bir şey olmaz. Üzerinden veriyorum. Kaan Yakup Anoğulları'ndan gibi oldum. Canlı yayında bu tür kazalar dınk. Arkasında. Azerbaycan'ın başkenti Bakü dınk. Onun gibi olmadı. İlk canlı yayın kazası evet. Böylece kahvemiz oldu. Döküldü. Kahveyi döktük. Hiçbir ama şey olmamış gibi devam edeceğiz ama, değil mi? Evet, şu an hani tam kaldığımız yerden kat yapacağız. Kahve dökülmemiş gibi ben montaj yapacağım. Hep o kelimeyi, programımızın adını öne çıkarıyorum. Yani Üstü Kuruntu yapmamak iyi bir şey. Ben zaten mükemmelim. Beni almayacaklar, kimi almayacaklar? Evet, seni alacaklar. Ama böyle değil. Değil, değil. Böylesi kötü. Yani bu karşı tarafı üzer. Üstü Kuruntu yapan taraf üzer. Bizi güldürür yani fazla. Bizi de güldürüyor. Bizi de üzer tabii, tabii ki. Şaka bir yana. Hani ama bir taraftan da işte böyle güldürüyor. Almanya'nın ilk başta yaptığı bir hata var. İlk göç eden Gastarbeiterleri. Entegrasyonuyla ilgilenmemesi, Almanca kurslarıyla ilgilenmemesi, zaten misafirler, onlar da bir sene çalışıyor. Şeye benziyor mu acaba? Mesela bir eve misafir gelse, ısrarla tuvaletin yerini sorsa ve biraz tuvaletin yeri karmış bir yerde olsa ve sonrasında tuvaleti bulamazsa mesela. Biraz aslında Almanya'nın yaptığı bu mu? Öyle yaptı gibi. Şimdi biraz daha kontrollü ama hala hata yapıyor. Daha bize gelmedi. Sana bize gelmedi. Sana kesinlikle bize gelmedi. Tamam. Almanya hata yapmadı. Hayır, öyle bir şey yok diye. Almanya'nın hiçbir hatası yok. Ya zaten sahne ismini kullanıyoruz. Fotoğraftan tanımazlar seni. Değil mi? Doğru. Tabii, tabii. Tam da söylediğim gibi ben aslında burada bozmak için varım. Yani düzene aykırı. Onu şey yaptık. Evet. Kahveden kahveyi biraz daha uzağa koyayım şöyle.
Ama şu işte bak ortaya çıktı. İçinde kahve var. Değil mi? Yani biraz ben onu aslında vurgulamak tabii istedim. Böyle ağzımıza götürüp yapmıyoruz yani. İçinde gerçekten. Onu yapmıyoruz. Gerçekten kahve var. Gerçekten zaten dökülebiliyor. Almanya'ya göç etmek istiyorsan. Kahve, bulutlu hava. Sosis. Bürokrasi. Bürokrasi ama. Bürokrasi. Sosis. Bir de mektup. Posta. Posta kutusunu kontrol etme. Evet. Zaten bunları yaparsan bir anda Almanca otomatik B1 olarak tanımlanır. Aynen. O insanlar çok zor durumda kalmışlar bu arada yani. Onlara, orada Almanya'nın çok suçu var. Tabii ki o kişilerin arasında da çok böyle genelleme yapamıyoruz yani. Bütün olanaklara rağmen entegre olamayan kişiler de var. Entegrasyonu Hans'a dönüşmek olarak algılayan da var. Kendi kültürünü koruyup, çocukluğunu, geçmişini, işte ülkeni, her şeyini koruyup da... 1960'lar, 70'ler çok zor yani. Zor ama yani yaşadığın ortama entegre... Duolingo yok. Reklam. Reklam. Duolingo reklam. Değil mi? Cambly. Cambly. Beep beep yaparsın. Beep buraları beep yaparsın. Buraları önce beepleriz, sonra reklam gelirse açarız. Reklam gelirse açarız. Reklam gelirse açarız. Yani çok zor yıllar aslında. Yani empati yapmak zor. Zor. Gerçekten zor. Şu çok anda bile mail atabiliyorsun konsolosuna. Ya eskiden fiziksel olarak bile gittiğin zaman, ya ben en azından Avusturya konsolosu için söyledim, 2006-2007. Fiziksel olarak bile gittiğiniz zaman orada muhatap bulamıyordunuz. Evet ya, konsolosluktan iş yükü, resmi yer olması eskiye göre çok dağıldı. Çok 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 oluyor ama tabii ki çok uzun süre bekleyenler de oluyor. Bu case'e göre değişir. O yüzden onun çok neden öyle oldu böyle diyemeyiz. Yani belki de inanılmaz bir başvuru var. Ve bu başvuruların %90'ı fake ise bütün başvurular çok detaylı inceleniyor da olabilir tabii ki ama. Ben şeyi hiç mesela sana sormadım. Şimdi onu mesela sormadım. Tanıdık var mı konsolosluk diye? Yok. Tanıdığı olanlar yazsın. Bize değil. Şey hiç sormadım. Yani devamlı artıyor mu sana gelen kişi sayısı? Böyle artıyor yani. Böyle artıyor. Bu zaten hep böyleydi. İşte şimdi Türkiye'de doktor kalmayacak. Hemşire kalmayacak. Türkiye'de genç kalmayacak. Endişeleri oluşmaya başladı. Yani otoritelerin söylediği şeylerde. Çünkü sağlık personellerinin, öğrencilerinin beyin göçü var. Abi beyin bile göç ediyor, o adam göç gelin. Beyin, evet bak ne güzel değil mi? Beyin göçü. Beyin bile göç ediyor yani. Ama zaten beyin göç ediyor abi. Beyin göç ediyor, artık beyin göç ediyor. Yani çok fazla. Beyin göç ediyor, göç etmeyenlerde ne eksik olduğunu siz buradan... Yok hayır, öyle bir şaka değil. Öyle bir şaka değil yani. Şimdi bunu kesinlikle kesiyorsun buraya. Buraya yemin ederim bak. Başımız iş alırız ya. Çok büyük iş alırız yani. Nasıl keseceğim bu yalanı? Ekip lazım burada. Avukatlar falan lazım burada ya. Devreye girdi. Biz ne yaptık ya? Oğlum komik olacağız dedik. Hiç komik olmadık şu an. Ben korkuyorum. Ben... Peki hayır ama sen öyle demek istemedin. Ya şöyle 1 Mart'tan sonra. 1 Mart'tan sonra şey yaptık. Bize geldikten sonra. Bize geldikten sonra. Kesme. Ama sen öyle demek istemedin. Dur, kesmeyeceğimiz bir versiyonu yaratmak istiyorum ben şu an. Evet. Yani şöyle. Yani diyor ki bazıları ben göç etmeyeceğim diyor. Onun adı göç değil diyor. Başka bir şey diyor. Sen onu demek istediğine. Burada onu kalanlara değil onu öyle tanımlamak. O adama dedim. Yani, o insana dedim. Yani ben göç etmiyorum. Göç. Çünkü hani ya şey olmuş işte. Göç etmemeyi tercih edenlere demedin yani. Ya mesela. Göç kelimesine karşı mesela gelen. Mesela benim çok sevdiğim bir kelime var Türkiye'de. Mesela varoş. Şimdi mesela varoş kelimesinin tam karşılığı Almancasını çok bilmiyorum da işte suburban dediğimiz ya da banlieue, Fransızcası banlieue. Yani şehrin bir tık uzağındaki yerler. Ama şimdi mesela Türkiye'de varoş öyle bir kelime olmuş ki sadece naylon torba evler den bahsediyor. Yani naylon torbadan olan evler ama değil. Göç kelimesi de bence biraz önce. Yani göç edenler o kadar zorluklar yaşamışlar ki. Hayır biz göç etmeyeceğiz. Biz daha kaliteli bir hayata gidiyoruz gibi bir şey var insanların kafasında. Ya o herkeste yok tabii ki canım. Yani böyle yorum yapanlar da var. Evet. Ama işte o hayır biz göç etmeyeceğiz. Onların yaşadığı zorlukları çekmeyeceğiz diyorsan da üstü kuruntu yapmadan gardını alman gerekiyor. Almanca öğrenmen gerekiyor. Evet. İşte hazırlıklı olman gerekiyor. Yani İngilizceli olmuyor bu işler. Yani evet, ben kendi yeteneklerimi İngilizce olarak kullanabileceğim bir ortama. Birçok meslekte olabiliyor ama yine de hayatın içinde
seni daha iyi hissettirecek tabii şeyler bunlar. Yani bu... Ama gider gitmez, yani mesela şimdi bu videolara ne kadar devam ederiz? Umarım çok uzun zaman devam ederiz. Bir programı Almanca yapacak kadar çok iddialı. İşte üstü kuruntu var. İşte üstü kuruntu yaptım. Bir programı Almanca. 10 yıl lazım onun için. 183. bölümü Almanca olarak yapıyoruz. Almanca yapabiliriz yani. Sayısalcı olarak, yani bir sayısal kafaya sahip olan bir insan olarak Almancası. Alman dilini çok seviyorum. Çünkü çok net aslında. Net. Ve gerçekten bir matematiği var. O matematiğiyle çok rahat öğrenilebiliyor. Desem inanmayın. Yani çok rahat öğrenilmiyor ama. Sayıları çok kolay. 10'a kadar. 10'a kadar. Kolay. Aynen. Söyleyebiliyorsunuz. Yani gerçekten o aslında kurallarıyla çok rahat öğrenebiliyorsunuz. Evet. Ya yani en azından ben öğrenmeye çalıştığım zaman çok rahat öğrendim. Neyi? Sayıları. Sayıları. Sayıları çok rahat öğrenebildim yani. Okey, ikinci bir kahveyi dökmeden evet, 23 evet. Nisan'ı sona erdiriyorum. Aynen, çok teşekkür ederim beni koltuğunda ağırladığın için ne bugün. Bana burayı teslim ettiğin için. Biraz bu program fena oldu yani, kahveler döküldü. Yani söylenmemesi gereken... Neler oldu? Söylenmemesi gereken şeyler. En son söylenmeyecek laflar aynen. Söylendi. Rütük kapatmış o. Üçüncü program olmayabilir. Aynen. Üçüncü bölüm. Artık böyle tadında... Kalabilir her şey. Bu programı aylar sonra yayınlayalım. Ha, bunu en son yayınlayalım. 10. bölüm olarak. 10. bölüm olarak. Çok teşekkür ederim. Çok ben sağ ol. Benim biraz zevzekliğimi... Post prodüksiyonda bunları düzelteceğim. Aynen. Bunları düzelt. Başka düzeltmek istedim. Saçları kırmızı yapabilirim. Saçlarına takılıp falan. Yani ben... Orta kalsın. Yani bana Yiğit şöyle söyledi. Biz çok benziyoruz seninle, bir program yapalım dedi. Ben de havaya girdim çok benziyoruz deyince. Meğerse bu kafa yapısı olarak söylüyormuş. Ben benzetmeye çalıştım saç bana. Artık post prodüksiyonda sen onu biraz eşitlersin yani, eşitlersin. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşürüz haftaya arkadaşlar. Görüşürüz.